Bence muzur birinci derece kalması lazım. Birinci derece olması lazım. İkinci derece olmaz. O size ilan etmiş kaç sene önce aynısı birinci derece ilan etti. Niye ikinci derece düşünüyor ki? Bence muzuru korumak lazım. Yani öyle kalması lazım. Yani ben kabul etmiyoruz. Muzuru bitirmeye çalışıyorlar. Ya muzur suya zarar verecekler. Muzur doğa festivalimiz mesela oluyor. Kötür mesela hayvanlar var, her şey var. İçinde var. Bunu önünü kapatıyorlar. Yani bence bunu olmaması lazım. Yani muzur bıraksın kendi özgürlüğünü aksın yani özgürce akması lazım. Ya bence ben karşıyım yani. Bence biz halk olarak karşıyız. Bunu yapmaması lazım. Hepimiz gidip orada kurbanımızı kesiyoruz. Gidip de orada duamızı ve kim evleniyorsa gidip de orada murat istiyor. Fakat öyle bizim tattığımız kutsal yerlerimizi ikinci dereceye koyunca ona karşı şiddetle kınıyoruz. Orası bizim kutsal yerlerimizdir. Orası ne ikinci sınıf olur ne böyle insan ağzına almaz. Bizim dersimin kutsal bir yeridir yani. İkinci dereceye düşürülmesi elbette tabii ki doğanın talan açılmasını, yani önünün açılmasını düşünüyoruz. Dolayısıyla özellikle de inan sahası, muzur bizim kutsalımızdır. Dolayısıyla bunun önüne geçilmesi gerekiyor ve buradan da sanırım Cuma günü orada bir etkinlik, buna karşı bir duruş sergilenecek. Buradan da tüm Dersim halkını kutsallarına ve topraklarına sahip çıkmasını bekliyorum. Munzur darda ama bu darın rıda biz kurtaracağız. Dolayısıyla buradan gelecekleri şimdiden selamlıyorum. Ya bizim doğamızda her yerinde katliamlar var biliyorsunuz. Bu da onlardan biridir. Biz kendi doğamıza sahip çıkmazsak tabii ki bu tür olaylar olur. Çünkü birinci derecede sit alanı olduğu dönemlerde orada gerçekten çalışma yaptığı zaman hiçbirimiz karşı çıkmadık. Yani toplumsal olarak bir mücadele etseydik hiçbir şey olmazdı. Tabii bugünden sonra bunlar da olacak. Yani doğamızın zarar görmesinin en büyük nedenlerinden biri de budur. Muzur gözleri bizim ziyaretlerimizdir. Bizim inançlarımıza göre Muzur Baba kutsal bir değerdir. Buna sahip çıkmadık. Tabii sahip çıkmamamın sebeplerinden biri de budur. Alan değiştirmeleri veyahut da oraya artık turizme mi açacaklar, ne yapacaklar zaten birinci derecede muzu suyu açılırsan bu yana değişik olacağını biliyorduk hepimiz de ama biz bunları kendi ellerimizle teslim ettik. Kendi ziyaretlerimize, kendi inançlarımıza karşı saygı göstermedik. Bir yurttaş olarak hiçbir şekilde bizim kutsal mekanlarımıza dokunulmamasından yanayım ben. Hani sonuçta bir halkın, bir inancın burası değer atfettiği bir yer. Eskiye dayalı ya daha doğrusu yani bu kutsiyet üzerinden yaşanmışlığı var yani oran çok eski gelenekleri yaşlarımıza göre büyük bir yaşanmışlığı var. Hani bu yaşanmışlıktan dolayı da bayağı bir kutsiyeti var. Yani her şeyden önce hiçbir şekilde buraya dokunulmamasından yanayım ben. Çünkü sonuçta hani ziyaret dediğimiz şey yani her zaman gidilip dua edilen, dilekler dinlenilen, taleplerde bulunan bir yer. Hani hak mekanı öyle diyebilirim. Yani bizde harde devreş kavramı vardır. Yani toprak ana ya da doğa ana. Ki bizde toprak ya da doğal yerlerimizin hepsi bize derviş yani pir rol ya da rehber rolü görür. Çünkü büyük bir kutsiyeti olan şeydir. Hani insanın mayasında da olan şeydir aynı zamanda. Ondan dolayı da bizim için toprak, su, kutsal varlığı yerlerdir. Hani bunun üzerinden hiçbir şekilde dokunulmasından yana değilim. Yani bunun birinci derecede, ikinci derecede sit alanı olmasından ziyade dokunulmamasından yanayım. Dersim coğrafyası uzun yıllardır sürekli bir saldırı altında. Bunun temel meselelerinden birisi doğal bir güzelliği olması ve cidden kendi içerisinde barındırdığı kültürlerle bütünlüklü bir coğrafya olmasından kaynaklı ciddi bir saldırı altında. Madenler, barajlar, bütün bu saldırılar aslında coğrafyanın insansızlaştırılmasıyla alakalı meseledir. Muzur gölgelerinde de bu durum bunun bir yansıması. Birinci derece sit alanı olarak ilan edilen bir alan ki alanın hem endemik alanda bir özgünlüğü var. İçerisinde barındırdığı bitki çeşitliliği. Devamında coğrafyanın Alevi inancı içerisinde önemli bir yer edilmesinden kaynaklı Dersimler için kutsal bir alan olarak tarif edilmesi bu anlamda korunması gereken bir alan olarak tarif edilebilir. Ancak gelin gör ki coğrafyamızda
bütün alanlara yönelik bir saldırı hakim ve bu alanların başında da Dersim halkın yani Alevi inançlarının inanç merkezleri geliyor. Bu Muzur Gözeleri de bunlardan birisi. Bu Muzur Gözeleri'nde ifade edilen kutsallık, ibadet noktası bu noktada önemli bir durumda kendisini ifade ediyor. Sistem bunu dikkate almıyor. Tam tersine buraları yok ederek aslında inancın kendisini yok etmeye yönelik bir politika gidiyor. Dersimler dünden bugüne kadar bütün alanlarda kendi inanç merkezlerine yönelik bütün saldırılarda, doğaya yönelik bütün saldırılarda ortak bir tepki ortaya koyduğunu gördük. Ki ben de inanıyorum Muzur Gözeleri'nin birinci derecenin ikinci derece sit alanına düşürülmesine karşı Dersim halkı ya da yüzünü Dersim'e dönen, yüzünü doğadan, çevreden, ekolojiden yana dönen herkes bu noktada bu duruma tepki gösterecektir. Ve bunun mücadelesini yürütecektir. Sisteme bu coğrafyanın inancından, doğasından, kültüründen, tarihinden, doğal güzelliklerinden elini çekmesi ve tam tersine koruması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü artık ülkenin coğrafyanın geldiği bir hal var ve yeraltı sularımız, kaynaklarımız tükeniyor, içme sularımız tükeniyor, temiz hava alma olanımız tükeniyor, endemik çeşitlerimiz tükeniyor, doğal zenginliklerimiz tükeniyor, yabani hayatımız tükeniyor. Yani bunların tamamının koruma altına alınması bu sistemin, bu devletin birinci göreviyken tam tersine bunları yok etmek için elinden gelen her türlü oyunu, hileyi devreye sokuyor. Yani Dersimler olarak ifade ederim. Yani her zaman Dersim'in...